Karbokol'a hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Volkswagen Transporter. Aracımıza hem multimedya hem de ses sistemi uygulaması yapıyoruz. Bu sefer farklı bir yerde videomuzu çekiyoruz. Şirinevler mağazamızdayız. Aracımıza hangi uygulamaları yaptık? Aracın ön kapılarında ve arka yan panellerde Audison'un APK 165P 16 santim komponentlerini kullandık. Bildiğiniz üzere böylelikle hem hoparlörler hem de tweeterlar araçta değişmiş oldu. Subwoofer olarak aracın arka yan paneline MDF'den özel bir kabin yaparak yine Audison'un APS 10D 25 santim subwooferını uyguladık. Hem kapılardaki komponentleri hem de subwooferı yolcu koltuğunun hemen altında olan boşluğa Audison SR 5.600 5 kanallı amfiyi kullanarak besledik. Yine aracın ön koltuklarının arka kısmına 2 adet arka eğlence paketi uygulaması gerçekleştirdik. Araçta ana ünite olarak da Karvokal'in CRV 4570RC modelini kullandık. Şimdi bu hoparlörleri nerelere uyguladık? Bu hoparlörlerin teknik bilgisi neler? Amfiyi nerede kullandık? Multimedya sistemlerinin bağlantısını nasıl yaptık? Hep birlikte ona bakalım. Şimdi aracımızın ön kapısında kasnağı kullandık. Kasnağın etrafına da CTK'nın standart pro izolasyon malzemesiyle burada koruma altına aldık. Bu sayede buradaki vibrasyonu önlüyoruz. Bu kapının hemen saç kısmında da CTK'nın Praktik serisiyle bir izolasyon gerçekleştirdik. Bu sayede kapıda bir kabin meydana getirmiş olduk. Bu kabinle beraber buradaki ses çok daha temiz, trim sesi olmadan ve gerçek kabin içerisinde çalıyormuş gibi aracın içerisine yansımış olacak ses. Burada özel MDF'den kasnağımızı yaptık. Araca uyumlu kasnağımız. Az sonra hoparlörümüzü burada uygulayacağız. Hem kasnak etrafını hem de hoparlör etrafını yine izolasyon malzemesiyle izole edeceğiz. Hoparlörümüzün bağlantılarını tamamladık. Şimdi kasnağımızın etrafını da yine CTK'nın Silence Fix akustik süngerini koyuyoruz. Buradaki akustik sünger hem kapı döşemesiyle arasındaki vibrasyonu engelliyor hem de buradaki sesin tamamen aracın içine gelmesini sağlıyor. Burada da aracın yan panellerinin iç kısmını görüyorsunuz. Bu bölümde yine CTK'nın standart pro izolasyon malzemesini kullandık. Bu sayede hem yol sesini engellemiş olduk hem de burada çalacak hoparlörlerin daha verimli bir şekilde çalmasını sağladık. Yine kablo hatlarımızı orijinal hattın üzerinden geldik. Hemen bu tarafı da gösterelim. Yine burada standart pro izolasyon ürünümüz var. Buradan metal sesini duyabiliyorsunuz. Az sonra bu testi aracın dışından da yapalım. Mikrofondan size geldiği kadar da sesi siz de duymuş olun. Burası aracımızın yan paneli. Az önce iç kısmını gördünüz. İzolasyon malzememiz var. Biraz daha mikrofonu yakından tutarak buradaki o tok sesi sizlere dinletmek istiyorum. Herhangi bir vibrasyon yok. Herhangi bir titreme yok bu bölümde. Bu sayede hem dışarıdan gelen yol sesini keseceğiz. Az önce belirttiğim gibi. Hem de daha sessiz bir kabin içinde daha iyi bir müzik dinleme şansını elde edeceğiz. Buraya da arka tarafa hemen yan panele özel MDF'den bir kabin yaptık. APK 165'imizin diğer takımını da bu arka panellere uyguladık. Burada yine Twitter'a özel bir yer yaptık. Burada APK 165'in hoparlörü var. Burada da bir kapağımız var. Şu şekilde şeffaf bir kapak. Buradan gene ses kabin içerisine geliyor. Bu noktada APK 165'in biraz teknik verilerinden bahsedelim. 100 watt RMS'e sahip 345 watt'ta pik değeri var.
bildiğiniz gibi ama en nominal değeri 100 watt RMS. Yani 100 wattta maksimum değerde çalışıyor hoparlör. Yine APK 165'ler 50 Hz ile 24 kHz arasındaki bütün sesleri okuyabiliyor. Çok geniş bir frekans aralığına sahip. Bu sayede hem alt frekanslardaki basları hem de üst frekansları, tizleri net bir şekilde duyabiliyorsunuz. APK 165'lerimizin hem ön hem de arka montajlarını da tamamladık. Şimdi biraz da subwoofer'ımızdan bahsedeyim. Aracın yan kapısını açtığımız zaman hemen karşıdaki panele de yine MDF'den bir kabin oluşturarak subwoofer'ımızı uyguladık. Videonun başında bahsettiğim gibi burada Audioson'un APS-10D 25 cm subwoofer'ını kullandık. Bu subwoofer 400 watt RMS'e 800 wattla peak değerine sahip. Yani yine APK 165'te olduğu gibi nominal değerlerde çalışma wattajı 400 watt. Burada herhangi bir şekilde port kullanmadık. Araç sahibi daha keskin basları tercih ettiği için portsuz bir kabin uyguladık. Subwoofer'ımız bu sayede alt frekanslardaki basları keskin bir şekilde kabin içerisine ulaştırmış olacak. Subwoofer'ımızın montajını da bu şekilde bitirdik. Artık yavaş yavaş amfimizin ayarlarına geçeceğiz. Ondan sonra çok kısa multimedyadan ve arka eğlence paketinden de bahsedeceğim. Ve tabii ki ses videomuzla videomuzu bitireceğiz. Şimdi burada da amfimizin bağlantılarını görüyoruz. Videonun başında söylemiş olduğum gibi Audioson'un SR5.600 amfisi, 5 kanallı bir amfi. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk 4 kanalına aracın 4 adet komponentini bağladık. Hem ön kapılardaki komponentler hem de arka yan panellerindeki komponentler bu 4 kanala girmiş durumda. Burada sarı ve siyah gördüğünüz kablolarımız ise subwoofer'ımızın kablosu. Subwoofer'ımız çift bobin olduğu için burada çiftli kablo geldik hem artıya hem eksiye. Hemen bu kısımda RCA girişlerimizi görüyorsunuz. Biz burada RCA girişlerini kullanmadık. Direkt high input girişlerini kullandık. Yani yüksek giriş olarak aldık. Ses sinyalini buradan alıyor amfi. Buradan da diğer hoparlörleri dağılmış oluyor. Az sonra buraya artı ve eksi kablolarımızın bağlantılarını yapacağız. Burada RAM yani tetik kablomuz var. Ancak biz high input giriş yaptığımız için amfide tetik kablosunu kullanmamıza gerek yok. Çünkü high input girişli amfilerde amfi ses sinyalini aldığı zaman otomatik olarak devreye giriyor. Yani siz ön taraftan teybinizi kapattığınız zaman amfide kapanmış oluyor. Teybinizi açtığınız anda ses sinyalini gördüğü anda kablolar buradan otomatik olarak tetiği vermiş oluyor. Hemen amfimizin üst kapağını açtığımız zaman burada ayar potları bizi karşılayacak. Amfinizin ayarlarından biraz bahsedelim. Bunu çok soruyorsunuz. Amfinin ayarlarını nasıl yapıyorsunuz diye. Şu şekilde kapağımızı kaldırdık. Burada bütün kanalların ayarları mevcut. Gain ayarları var. Gain ayarları kazanç demek. Yani bize gelen sesin yüksekliğini ve alçaklığını buradan ayarlıyoruz. Bu kısımda gene frekans ayarlarımız var. Hangi hoparlörün hangi frekanstan sonra çalacağını ve kaç frekansa kadar çalacağını da bu kısımdan ayarlıyoruz. Örnek vermek gerekirse bu araçta 25 cm bir subwoofer'ımız olduğu için biz APK 165'leri hemen hemen çok az basla çalacağız. Yani belirli bir frekansın üstünde çalıştıracağız. Bu da 3 aşağı 5 yukarı tabii ki dinlerken yapıyoruz bu ayarları. Bu araç için 200 watt RMS'lerden başlatacağız APK 165'leri. Üst noktada da bildiğiniz gibi 24.000 kHz'e kadar zaten çalıştırıyor. Ama amfideki ayarlarda biz bunları 200 Hz'den 800 Hz'e kadar çalıştırdığımız zaman bütün sesleri eksiksiz bir şekilde kabin içinde duymuş olacağız. Yine subwoofer'ımızın ayarlarını da buradaki ayar potlarından yapıyoruz. Düğmelerimiz mevcut. 3 kanal ya da 5 kanal çalıştırabiliyoruz bu amfiyi ya da full range çalıştırabiliyoruz. Ya da tamamen high pass'ı iptal edip RCA üzerinden çalışmasını da yine bu ayarlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Arka eğlence paketimizden de birazcık bahsedelim. Burada hemen alt kısımda görmüş olduğunuz gibi bir ambiyans ışığımız var. Panelimiz tamamen dokunmatik panel. Bu şekilde yönlendirebiliyoruz. Android bir tablette olan uygulamaların hepsi bu cihaz üzerinde mevcut.
Yine müziğimizi dinliyoruz dahiliye hoparlöründen. Dilerseniz Bluetooth bir kulaklıkla bağlayabilirsiniz. Cihazda 1440 piksele kadar internetten indirmiş olduğunuz formatı ne olursa olsun tüm videolarınızı oynatabiliyorsunuz. Yine buradan ana menümüze geçelim. Burada dosya yöneticisi var. Buradan müziklerimizi, videolarımızı kontrol ediyoruz. Ayarlar menümüz var. Cep telefonu, Android cep telefonlarında olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Widgetlarımız var. Yine hesap makinesi, YouTube, Facebook. Burada olmayan uygulamaları da Play Store üzerinden Google hesabınızla beraber oluşturabilirsiniz. Cihazda USB girişi mevcut, SD kart girişi mevcut. HDMI bağlantıyla herhangi bir oynatıcıyı ya da oyun konsolunda bu cihaza bağlayabiliyorsunuz. Bu ekranımızda ön taraftaki multimedyamızın ekranını da buraya yansıtabiliyoruz. Ön tarafta oynattığınız bir videoyu buradan hep birlikte seyredebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir kamerayı da buraya yansıtabiliyorsunuz. Ekran büyüklüğü olarak da 12 inç boyutunda. Kapasitif ekran parmak hassasiyetinizi algılayarak çalışıyor. Arka eğlence paketimiz de bu şekilde. Şimdi biraz da multimedyamızdan bahsedelim. Multimedya sistemimizde CarPlay özelliğimiz mevcut. Bu sayede iPhone cep telefonlarınızı cihazımıza bağlayıp iPhone'daki desteklenen özelliklerin hepsini burada kullanabiliyoruz. Telefonumuz, müzikçalarımız, Apple haritalarımız, Google Maps, Spotify ve WhatsApp gibi özellikleri buradan kullanabiliyoruz. WhatsApp'ta CarPlay'in güvenlik gereği WhatsApp mesajlarınızı burada göremiyorsunuz. Siri tarafından size seslendiriliyor. Yine Spotify'dan en favori parçalarınızı burada dinleyebiliyorsunuz. Cihaz hızlı bir şekilde tepki veriyor. Herhangi bir şekilde telefonunuzu elinize almanıza gerek yok. Buradan biraz da Google Maps'i gösterelim. Google Maps'e de şu şekilde dilediğiniz rotayı hızlıca cihazınızda görüp navigasyonunuzu yapabiliyorsunuz. Gideceğiniz yere kaç kilometre kaldı, saat kaçta orada olacağınız, yolculuğunuzun ne kadar süreceği gibi özelliklerin hepsini buradan görebiliyorsunuz. Aracımızı geri vitese aldığımız anda geri görüş kameramızın görüntüsü otomatik olarak ekrana yansımış oluyor. Böyle büyük bir araçta dar alanlarda konforlu ve güvenlik bir şekilde park yapabiliyorsunuz. Yine aracın orijinalinde bulunan park sensörlerinin de radar görüntüsünü bu kısımda böyle çizgiler halinde de görebiliyorsunuz. Multimedya sistemimizin detaylı özelliklerini web sitemizden inceleyebilirsiniz. Şimdi artık ses demosuna geçiyoruz. Volkswagen Transporter ses sistemi ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Her ses sistemi videosunun sonunda olduğu gibi bu videonun sonunda da bir demo test videomuz sizlerle olacak. Sistemde kullanılan tüm ürünleri carvokal.com internet sitemizde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünleri yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. İster bu araçta kullanılan ürünlerle ilgili, isterseniz de kendi aracınızla ilgili tüm soruları sosyal medya hesaplarımızdan, WhatsApp hattımızdan bizlere sorabilirsiniz. Yorum kısmında siz de beğendiğiniz en favori hoparlörünüzü bizlerle paylaşırsanız mutlu oluruz. Şimdi sizleri ses sistemi demo videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
world shaking, the full moon breaking. Mando a lua cheia se espalhar na areia pra lhe abençoar.